Selamlar. Eşimle takip ediyorduk Airfryer'ı. Uzun bir çalışma oldu, araştırma süreci oldu. Bir sürü marka var, Philips, işte Kosori vesaire vesaire derken. Ama çok fazla araştırma da yaptım. İnsanlar genelde Philips üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü hem bu teknolojinin patentinin sahibi hem de en çok satılan Airfryer. Ama fiyat noktasında biraz yüksek kaldığı için açıkçası ben biraz daha böyle araştırma noktasında kaldım. Kosori vardı. Kosori de çok fazla Türkiye'de kullanılır. Prosenik almaya karar verdik. Bu ürün T22. Amazon'da inanılmaz fazla yorum var bu markayla alakalı. Bir de T21'i vardı onun. T21 daha büyük, daha gürültülü ve tuş paneli de biraz daha farklı. Ama bu ürün gerçekten yani fotoğraflarda, videolarda ve yurt dışı forumlarda, yabancı sayfalarda okuduğum kadarıyla çok güzel. Benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi mobilize olması. Yani evde bir Wi-Fi'ye bağlanıp veya işte bir application üzerinden size haber vermesi. Bu önemliydi. Onun için de çok araştırdım. Birkaç marka arasında kaldım. Bunları da yazarım. Ve ürün geldi. 1500 artı gümrük kargo ücreti vardı. Toplamda 2500 küsur liraya geldi. Şu anda fiyat artmış. 3500 lira civarlarına geliyor. Ama ilk kutuyu beraber açalım dedim. Yani bir de bu ürünle alakalı hiç Türkçe içerik yok. Hem de belki sizin için de deneyim olur. Ayrıca yemeklerle ilgili de videolar paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım. Umarım memnun kalırız diye aldık. Bunun yanında bir de şey aldık. Onları da göstereceğim. İçerisinde konulan kaplar var. Pişirme aparatları vesaire. Onları da size tek tek göstereceğim. Hadi açalım kutuyu bakalım. Bakalım. Ürün nasıl? Bu arada Amazon kapıya kadar getirdi. Bu noktada Amazon'u çok seviyorum. Evet. Buradan bir kullanma kılavuzu var. Temelen yemek tarifleri de vardır. Tabii İngilizce ve İtalyanca. Bakın gördüğünüz gibi burada internete bağlanabilme ile alakalı bir yemek tarifleri de var. Başka ürünlerin yemek tariflerini de kendimize göre uyarlayacağız. Çünkü genelde farklı markalarda da bu şekilde yapılmış. Evet. Şimdi burada bir aparatımız var. Haznenin altına gelen parça. Şöyle kenara koyalım. Güzel bir paketleme yapılmış. Yeni arkadaşımız burada. Başka içinde bir şey yok. Oo, rengi çok güzelmiş. Şöyle. Beklediğimden biraz büyük. Ama gayet şık duruyor. Yani açıkçası şurayı göstermek istiyorum. Burada ilk pişirim vesaireyle ilgili, sıcaklıkla ilgili bazı şeyler var. Şimdi bizim Türkiye'ye uygun bir prizle geliyor. Şu gördüğünüz alan komple dokunmatik ekran ve buradan tüm işlemleri yapabiliyoruz. Şu noktayı basarak sanırım, yani yandan yapışkanları var, onları açalım. Şuradan da açalım. Bu muhtemelen kargoda açılıp ürün zarar görmesin diye yapıştırılmış. Şurada bir düğme var. Basıyoruz. Evet. Ürünün içi böyle. Önce gösterdiğim parça şuraya giriyor. Şu şekilde. Bakın aşağısında 4 tane nokta var. Bu noktalara basacak şekilde yapılmış. Şurada da kancayla çıkartabilmek için. Bu biraz zor olur mu diye düşündük aslında ama bence zor da olmaz. Çünkü Kosori'nin de böyle bir deli var. Ona da baktık. Evet, altında yeterince şey kalıyor. Gördüğünüz gibi ürün de çok hafif bu arada. Hani bir yemeği pişirip böyle pişirirken karıştırmak veya çıkartmak gerekirse sanırım bize zorluk yaşatmayacak. Yine aynı şekilde bu şekilde koyuyoruz ve çok rahat bir kullanım var. Basıyoruz. Çok güzel bir çıkış hissi var. İçini göstereyim ben size. Genelde bu ürün içi merak ediliyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok temiz ve neredeyse plastik hiç kullanılmamış. Zaten ürünü incelerken, internetten bakarken plastik olmasın diye daha az kullanılmış olanı tercih ettim. Çocuklarımız var. Biz yeterince o duruma maruz kalmışızdır ama onların
şeye maruz kalmasını engellemek tabii ki daha iyi olur. Burada da hava çıkışı var. Muhtemelen bu buradan yerinden çıkmıyor. Temizlik yaparken de tam ters çevirip, üzerine bir şey serip ters çevirip içini rahat rahat silebiliriz diye düşünüyorum. Güzel, hafif bir malzeme. Yani hani bence yerde kaplamıyor. Şöyle koyduğumuzda rahat. Ayrıca Amazon'un çok güzel özellikleri var bu noktada. O yüzden Amazon'dan ürünü satın almayı tercih ettik. Yurt dışı olmasına rağmen beğenmediğiniz takdirde iade şansınızı. Evet, üst tarafı göstereyim şöyle. Düğmeye bastık. Bakın, patates kızartması, tavuk, işte et, balık, karides, pizza, tost. Bu tost da yapabiliyor. Kek, işte pankek vesaire vesaire. Burada uyarı olabiliyor. Belirli bir sıcaklık, mesela ön ısıtma var. Yapabiliyorsunuz. Ayrıca buradan hem ısıyı hem de dakikaları arttırabiliyorsunuz. Durdurup çalıştırabiliyorsunuz. Çalışırken de açtığınızda yine aynı şekilde duruyor. Bakın, burada Wi-Fi işareti de var. Yani telefonumuzla birazdan eşleştireceğiz bunu. Ve bir ürün yaparken o bize ürünü çevirmemiz gerektiğini anlayıp bize uyarı verecek ve biz normalde bunu çok rahat bir şekilde kullanacağız diye düşünüyorum. Vallahi heyecanlıyız. Şimdi bir ön ısıtma yapacağız. Ürünün genel olarak tipi güzel. Tabii ben diğerlerini görmedim. Diğer ürünleri. Ama şöyle baktığımızda ortası bir buçuk karışık gibi. Çok böyle hani her yere sığdırabilirsiniz. Ve hafif şık da. Bu da bu arada tamamen şeye girebiliyor. Yani bunun içini ayrıca çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Bunu da olduğu gibi direkt şeyin içine koyabiliyorsunuz. Bulaşık makinesinin içine. Yıkanıyor. Böyle keyifli bir yemekler vesaireler bunda bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yemek tarifleri de vereceğim. İnşallah güzel olur. Bakalım. Bu ürünü almak isteyenler de en azından bizim gibi Türkçe içerik bulamayıp araştırma noktasına girmezler. Söylemeden onu da geçmeyeyim. Bu ürünü niye tercih ettik? Aslında biraz önce bahsettiğim fiyatıyla alakalı. Çok uygundu. Yani 1500 TL'ydi vergisiz fiyatı. Ve 1500 TL olup da yurt dışında 140 Euro civarındaydı bu ürün. Ben aslında yurt dışı fiyatına baktım. Yani hani Türkiye'de bilinmeyen bir marka olduğu için fiyatı daha uygundu. Yurt dışındaki fiyatı Kosori'den biraz daha pahalıydı. Kosori'nin ürününden. 5 litre bu içerisi. 5 litre ürün alabiliyor. Wi-Fi var. Ve dediğim gibi yani şu anda bu ürün bize 2500 liraya geldi. 2500 liraya Mi'nin biliyorsunuz daha küçük bir hacmi olan ürünü var. Wi-Fi var ve diğer bütün işte dokunmatik vesaire bunlar çok önemli. Umarım güzel bir deneyim yaşarız hep beraber. Biz kullanırken keyif alır. Sizlere de birkaç içerik daha atarız. Bu ürünü almak isteyen olursa ben dış görünüşünü falan gerçekten çok beğendim. Umarım performansı da iyidir. Sizin için bir ön bilgilendirme olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.